Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Buralara bugün de bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın bültenime başlamadan önce İzmir'de menfurca yapılan bir saldırıda şehit olan kahraman Türk polisimize ve adliye çalışanı mübaşir arkadaşımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ve yaralılarımıza acilen şifa diliyorum. Bu basın toplantımızı düzenlememizin amacı 2016'da Kanal A televizyonda yaptığım bir uyarı anlamındaki cümlemden dolayı HDP milletvekillerinin ve HDP'nin arka bahçesi olan kuruluşların beni kampanyasına başlattığı için bu basın toplantımızı düzenlemek istedim. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u, Gürcüsü, Sünnisi, Alevisi, Süryanisi, dünyanın, Türkiye'nin her yerinde ne olursa olsun kendini Türk hisseden Türk milleti. 2017 tarihinde Kanal A televizyonda yapılan bir televizyon programında sarf ettiğim ve yüce Türk milletine yaptığım uyarı bir takım çevreler tarafından cımbızlanarak düşündüğümüz kardeşlik ülküsü linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz de bu tür kişi ve kuruluşlara evelallah meydanı boş bırakmayız. Öncelikle ısrarla bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bin yıldır bu coğrafyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki malımıza, canımıza, varlığımıza kast edenler kimi zaman elinde silahla meydanlarda muvaffak olamasalar da kuzu postuna bürünerek ve aramıza girerek saldırılarını sürdürdüler. Ülkemizin zor ve meşakkatli yollardan geçiyor. Bugünlerde özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kiminin dost, kiminin vatansever, kiminin kahraman olduğu apaçık ortadadır. Her şey tam diz üstü çökertilmeye çalışılmışken ülkemizin, milletimizin birliği bir takım kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu ülkeyi yönetenlerin güçlü iradesi ile öngörüsü, sağduyusu ve kararlı duruşuyla bu tehlike bertaraf edilmiştir. O programın özünde benim kastettiğim şey, Allah korusun düşmanlarımız ülkemizi istila edecek olursa Alevi Sünni'yi ayrımı yapmayacaklar. Hepimizi katledecekler. Bu saldırıyı terör örgütlerini kullanarak yapılan birer dış saldırıdır. Birlik olmalıyız. Düşmanımız ülkemizi Suriye haline getirmek istiyor. Özellikle buna vurgu yapmıştım. Kardeşlik ve barış içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapmıştım. Suriye örneğini işaret etmiştim. Alevi kanaat önderlerinin çıkarak kargaşada, kavgada, Allah korusun savaşta rahat edemeyeceklerini vurgulamıştım. Oradaki sürçülisanımı da geri aldım zaten o canlı yayında. Ve hala ısrarla diyorum ki bizler Alevi Bektaş toplulukları devletimizin ve komşularımızın barış ve kardeşlik içerisinde yaşadık. Hısım olduk, akraba olduk, arkadaş olduk, yaren olduk ama asla düşman olmadık. Elbette ateş düştüğü yeri yakar. Ancak topluluk olarak hizmetimize düşen daha fazla ateşi kucaklamaya inancımız gereği çalıştık. FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü, PYD, DAEŞ terör örgütü derken emperyalist güçlerin ülkemizin birliğini, dirliğini bozmaya yönelik olası çıkartılacak mezhepsel ve terör çatışmalarına karşı asla izin vermeyeceğiz. Ona alet olmayacağız. Olmaya çalışanlara da engel olacağız. Israrla söylüyorum, biz şunun bunun adamı olmadık.
bölücü parti hariç bütün partilere eşit mesafedeyiz. Beni yanlış anlayan, sade işinde gücünde olan kardeşlik felsefesini ülke edinmiş, başta Alevi vatandaşlarımıza sesleniyorum. Başından sonuna anlatmak istediğim bir olayın, bir olalım, iri olalım, kardeşçe yaşayalım ve barış, kardeşlik türküsü söyleyelim. Kimi ki ikilik çıkartıyor, kimi ki siz biz diye konuşuyorsa, bilin ki o toplumumuzun köküne dinamit yerleştiriyor demektir. Tıpkı Suriye örneğinde olduğu gibi, çıkacak bir kavgada kimse rahat edemeyecektir. Başta benim sade vatandaşım rahat edemeyecektir. Yunus Emre'nin dediği gibi, bugün canların bir olma günüdür. Hazreti Mevlana'nın çağrısına kulak vermeye, devletine icabet etmeye günüdür. Ne olursan ol yine gel demiştir. Eline biline beline sahip ol diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye kulak vermeliyiz. Dilimizden kardeşlik türküsü hiç düşmemeli. Son söz olarak kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi kastedenlerin karşısında olacağız. O günde olduk, bugün de olacağız. Bu ülkenin bir olması, bütün olması için elimizden ne geliyorsa o gayretleri göstereceğiz. Biz Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Türkiye'de ilk kez Türk'üm, Müslüman'ım, Alevi'yim diyen bir çizgide yürüyen bir grubuz, bir vakfız. Aynı zamanda yine bir derneğiz. Bizim bu dik duruşumuz, bizim devletimizin yanında duruşumuz, bizim bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunmamız, bir takım PKK'nın sözde meclisteki temsilcilerini rahatsız etmiştir. Yüce Türk milletin huzuruna bunlara seslenmek istiyorum. Bu ülkeyi biz size böldürmeyeceğiz. O sözde bizimle ilgili soru önergesi veren HDP'nin milletvekiline seslenmek istiyorum. O gün mecliste benimle ilgili söz aldı. Beni AK Parti üyesi olarak ilan etti. Benim 17 yıldır Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nı kurduğum günden bugüne kadar hiçbir partiye üyeliğim yoktur. O müfret yani milletvekiline sesleniyorum. Eğer ki sen benim AK Parti'deki üyeliğimi ispat edemezsen sen müfterisin. 550 kişilik meclisin içinde en büyük müfteri milletvekili sensin. Bununla ilgili de yargıda dava açtım ona. Sosyal medyada üstüme çok geliyorlar. Bunu sabah araştırdık. Tabii bir takım partinin sahte amblemlerini kullanıyorlar, değişik partilerin. Cumhuriyet Savcılığı'na da bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Aynı şeyi biz sabah bir televizyon programında bana hakaret edenlerin de Sayın Reisi Cumhurumuza, İçişleri Bakanımıza ve hükümet yetkililerine hakaret ettiğini gördük. İsmini de verebilirim. Nihat Doğan Bey sabah bunları benimle ilgili bana çok ağır hakaret eden kişilerin, tabii onları bütün savcılığa teslim ettik. Haklarından maddi ve cezai dava açtık. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz birilerini rahatsız etmişiz ki o müfteri milletvekili beni AK Parti üyeliğiyle suçladı. Benim bütün partilere, HDP bölücü parti hariç bütün partilere eşit mesafedeyim. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Davanız devam edecek mi Sayın Başkan? Yani bu size saldırılar... Bana saldırılara ben kulak asmayacağım. Onları Yüce Türk milletine bırakıyorum. Ben yoluma devam edeceğim. Doğru yolda olduğuma inanıyorum. Ben Ehli Beyt'in yolunda yürüyorum. Türkiye'de ilk kez Türk ismini taşıyan, Türkmen ismini taşıyan bir kuruluşun genel başkanı olarak tabii ki meşakkatli yollarımız olacak. Biz bunlardan yılmayacağız. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, kardeşliği içinde elimizden ne gayret geliyorsa göstereceğiz. 15 Temmuz'da yapılmaya çalışılan kahpece darbe girişiminde de biz Genelkurmay'ın önünde ilk orayı basan vakıf kuruluşuyduk. Ve 65 kişiyle biz orayı bastık.
Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Bizim bu ülkenin birliği bütünlüğü için çalışmamızdan dolayı bunlar çok rahatsız oldular. Bunlar istediler ki Necip Türk milleti kargaşa içerisinde olsun. Necip Türk milleti kavga içerisinde olsun. Şehitler versin. Bunlar da rahat etsin. Bu da bakın şeyin ne derler ona? O günkü videonun göstergesi. Size göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Hayır çok kısa bir şey. Bakın. 15 Temmuz'da ilgili Genelkurmay'ın önüne giden ilk vakıf bizdik. Bakın. Bakın. Genelkurmay'ı ilk sahip çıkan, bizim aramız çok yakın. O gün burada toplantı halindeydik. İlk oraya biz gittik. Yanımızda şehitlerimizi, şuhadalarımızı kucakladık. Yaralılarımızı hastaneye götürdük. O HDP'lilerin neden rahatsız olduğunu ben şimdi daha çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Bakın. Biz bir takım kişiler gibi telefonumuzu iki gün kapatmadık. Biz ilk andan itibaren Genelkurmay'ın önündeydik. Ertesi gün de oradaydık. Ve demokrasi nöbeti bittiği güne kadar da meydanlardaydık. 16 Temmuz'da bakın açın interneti, 16 Temmuz'da ilk ülke tek yumruktur diye basın açıklaması yapan ve 4 tane, biri de Yeni Şafak gazetesidir, Türkiye gazetesi de verdi, basın açıklamasını yapan kişi bendim. O günlerde bir tane Alevi kuruluşu ne telefonlarını açtı normal, bütün telefonları kapalıydı. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Ben buranın havasını teneffüs ediyorum. Ben zor günümde ülkeme sahip çıkmayacağım da ne zaman sahip çıkacağım? Hedef tahtasına oturtturup HDP'nin yan kuruluşu olan bir kuruluşa da Alevilerin içinde beni düşkün ilan etmeye çalıştılar akıllarıyla. Benim aslım bellidir. Hoca Ahmet Yesevi dergahından yetişen, Oğuzların 24. boyundan olan İyidir boyunun Beydil aşiretindenim. Beni merak eden arkadaşlarım da biyografime girip Türk Tarih Kurumu'nun tescilli belgesi var orada. Onu görebilirler. Ben bir takım Alevi kuruluşları gibi, başkanları gibi devşirme değilim. Türk oğlu Türk'üm. Onun için de bu kuruluşlarımızın adını Türkmen koydum. Arkadaşlar sabah bana tweetlerden ve Facebook sayfamı çökerttiler şikayetten dolayı. Tweetlerden ve Facebook sayfalarından gelen ölüm tehditlerinin Amerika'da kurulan bir merkezden biner kişilik 2000 tane sayfa olduğu ortaya çıktı. Bunu da sabah canlı yayında bir televizyon programcısı aynısını Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve devlet kademesindeki yetkililerimize, birinde başı kapalı, birinde açık. Birinde bir siyasi partinin amblemi var, birinde farklı bir siyasi partinin amblemi var. O siyasi partililer de bana cepheymiş gibi beni linç kampanyasına altına almaya çalışan bu kuruluşların bu tweet adreslerinin hepsinin sahte olduğunu tespit etmişler. Yurt dışından. Yurt içinde de bunlar aynı sistemi kullanıyorlarmış. Ben canlı yayındayken ilk atılan tweet, Kaleli diye bir tweet, şu anda o tweet sayfası kapanmış. Yurt dışındanmış o tweetin şeyi. Biz bununla ilgili biliyorsunuz hükümetimiz sosyal medya ile ilgili 10 tane birim kurdu. Pilot bölgede Ankara, bütün sosyal medya üzerinden hakaret, devleti küçük düşürücü, devlet adamına karşı yapılan bütün hakaretler ağır ceza ile cezalandırılacak. Sayın Cumhuriyet Başsavcımızla da görüştüm. Benim Twitter adresimi, benim Facebook adresimi ve resmi vakfımızın resmi web sitesine gelen bütün şikayetlerin hepsine dava açtık. Hem cezai hem maddi manevi. Teşekkür ederim.
Başkan şey, sizin dışındaki Alevi dernekleri size nasıl bakıyor bu olaylara? Bakın çok ilginç bir şey. Ben bu eleştiriyi yaptığımda, yani eleştiri değil, ben uyarı yaptım aslında arkadaşlar. Orada sözümü geri alıyorum ama bunu hemen o anda, bakın canlı yayındayken bu oluyor. Ben daha canlı yayından çıkmadan bu cümleyi kullanıyorum. 4 dakika sonra hangi güç, hangi el Mithat Sancar'a o videoyu kopyaladı, orijinal olarak verdi. O HDP milletvekili bunu açıklamak zorunda. Canlı yayın diyorsunuz ona. Ben tabii tabii canlı yayındayken anında videoyu, o şu anda sosyal medyada gezen. Sosyal medyada mı gördünüz? Sosyal medyada gördüm efendim. Çekmişlerdir. O kısım kesilmiş. O kısım kesilmiş. Yani normal kayıt yapma şansı yok. Çok profesyonel, profesyonel bir teknik. Onu kesmiş sadece o bölümü. Hangi güç buna bunun elini videoyu verdirttirdi? Ve Alevi olmayan bir milletvekili, onun haddine değildir Alevileri sahiplenmek. Nasıl bu şekilde bana başka bir Alevi kuruluşundan, onların arka bahçesi olarak beni dün Yüksel Caddesi'nde protesto eden Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bir ay önce yönetimi değişti arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bir ay önceki yönetimi değişen genel başkanları Baki Düzgün şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki bakın, yani bunu ben bir yerden şey yapmadım. Bakın arkadaşlar, Baki Düzgün, bana sus diyorlar, yahu adam kapıma gelmiş canımı alacak, yok bekle dediler. Aslında ölümümü istediler. Beni ben gördüm ki ve teslim olmadım bu alçaklığa. Bakın şurada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Adamı tehditle dünkü benim hakkımda basın toplantısı düzenleyen Yüksel Caddesi'nde HDP milletvekilleriyle birlikte Alevi Bektaş Federasyonu'nun bir ay önceki genel başkanının elinden PKK sempatizanları ve FETÖ'cülerin zorla aldığını söylüyor. İtirafı burada bakın. Biz ölümü ve yaşamı birlikte yaşadık. Biz davamızı, yoldaşımızı satmadık. Hesabını veremeyeceğimiz adımlar atmadık ve sustuk. Alevi Bektaşi Federasyonu'nu korumak için sustuk. Alevi dünyasına zarar gelmesin diye sustuk. Çünkü gördük ki çeteciler ve FETÖ'cüler işbirliği yapmış, Anadolu Alevi, Alevi Bektaşi Federasyonu'nu yönetmeye çalışıyorlar. Buyurun arkadaşlar. Bunu bana tepki gösteren, Türkiye'de bir tek onlar gösterdi. Onlar da HDP'nin arka bahçesi olduklarını, TSE'li olduklarını. Bakın, ben hiçbir siyasi partinin adamı değilim. Ben bu milletin adamıyım. Bu halkın adamıyım. O TSE'li federasyonun bu kanıtı, genel başkanlarının sosyal medyada paylaştığı kanıtı. Ölümle tehdit edildim diyor. Federasyonu elimden aldılar. FETÖ'cüler ve HDP'liler diyor. Bunun da tescili burada. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, Sayın Başkanım, biraz önce basın toplantınızı izledik, yakınınızı izledik, sorularımıza da cevap verdiniz. Sayın Başkanım, konu hakkında toparlarsak yüce milletimize neler diyorsunuz? Biz bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşayan bir toplumuz. Tabii ki bir televizyon programında uyarı olup mahiyetinde söylediğimiz bir şeyi cımbızla çekerek sanki ben Alevileri katliama sürüklüyormuşum gibi bir tavır takınmaları HDP'nin, özellikle de HDP milletvekillerinin benim hakkımda bu yaygarayı çıkartması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ben Alevi yurttaşlarımıza şunu söylüyorum. Aleviler 1000 yıldır bu ülkede kardeşçe yaşıyor. Ay yıldızlı bayrağına sahip çıkıyor. Bu ülkenin öz unsurlarıdır. Barıştan, hoşgörüden, dostluktan yanadır. Gelecekte de aynı şekilde olması gerekiyor. Onun için de biz dost kalmak istiyoruz. Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz bir tane askerimize, polisimize çakıl taşı dahi atılmasını istemiyoruz. Kötü kem söz dahi söylenmesini istemiyoruz. Beni linç etmeye çalışıyorlar. Kimileri beni düşkün ilan etmiş. Onların haddine değil. Benim aslım belli. Türk oğlu Türk'üm. Bu ülkede yaşayan Aleviler de öz ve öz Türk ve Türkmendir.
Ben devşirme değilim. Devşirme olanları bugün sahnede görüyoruz. Hepsi belli. Onun için de onlar kötü söz kötü söz sahibinindir diyorum. Bu konuyla ilgili de Alevi yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Benim aynı yaptığım uyarıyı sabah televizyon kanalında bir kişi, Nihat Doğan, daha açık isim vererek yaptı. Ben isim vermedim. Sadece bu ülkede iç savaş çıkarsa Alevisi, Sünnisi, Suriye örneğini gösterdim. Hiçbiri ayırdım yapılmadan hepimizin öleceğini söyledim. Vurgulamaya çalıştım. Savaşta kimin Alevi, kimin Sünni olduğu anında yazmıyor. Kimin zengin, kimin fakir olduğu. Birileri kaçar gider savaşta bu ülkede ama biz bu ülkeden başka bir yere gidecek yerimiz yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.